Efendim tekrar merhaba. İlk defa hayatımda bir günde iki canlı yayın yapmış oluyorum. Ama bir karı kocanın canlı yayını oluyor tabii ki bu. Şimdi de konumuz olan resim seminerini Muhteber Demirtaş hocamızla görüşeceğiz. O da seminerden mezun, liseyi seminerde tamamlamış. Ardından yüksek öğrenimini Gazi Üniversitesi'nde yapmış. Çok değerli ressamlarımızdandır. Yine seminer artı resim konusunda bir üniversitenin bütün bilgisini onun resimlerinde görmek mümkün. Şimdi benim arkamda mesela şu anda Krishna Sanat Galerisi'nde devam etmekte olan sergiden satılmış olan bir resim. Ondan sonra hala duran bir başka resim, iki tane resmi bulunuyor. Şimdi Muhteber Demirtaş'ın davet ediyorum ve onun katılma isteğini bekliyorum. Muhteber Demirtaş çok beğendiğimiz yağlı boya, akrilik, tuval üzerine, kağıt üzerine, bu sergide kontrplak üzerine de çalışan çok değerli, Ankara'mızın oldukça önemli kadın sanatçılarındandır. Şimdi seminerde Nevide Gökaydın'ı da kaybettiğimiz için bir muteberimiz var elimizde ve bir de Şükran Pekmezci var. Kıymetini bilelim kadın olarak. Bakalım onlar seminer hakkında bize neler anlatacaklar. Şimdi Muteber Demirtaş'ı kabul ediyorum davetini ve Muteber Demirtaş'ı görmeyi bekliyoruz. Evet, biraz uzadı. Neden bilmiyorum. Birazdan gelir. Muteberciğim, merhaba, hoş geldin. Merhaba, nasılsınız? Sağ ol canım, sen nasılsın? Sağ ol, çok iyiyim, çok iyiyim. Yani böyle beni de canlı yayına çıkardın ya, ilk defa çıkıyorum. Sınava giren çocuklar gibiyim. Muhteber'cim, şimdi sizler daha da bir kıymetlisiniz. Demin söylediğim gibi Nevide Hoca'yı kaybettik. Allah rahmetler eylesin. Nurlar içerisinde olsun. Şimdi Ankara'mızda benim yakınımda bir Şükran Pekmezci var kadın olarak seminerden. Bir de sen varsın. Onun için çok kıymetlisiniz. Şimdi ben senden bu öğretmen okuluna nasıl girdin, oradan seminere gelişin, bunun hikayesini senden duymak istiyorum lütfen. Tamam. Ben söylediğin gibi ismim Muhteber Demirtaş. Önceden kızlık soyadım Zengin. Muhteber Zenginken Demirtaş oldum. İlkokuldan sonra Beşiktaş Öğretmen Okulu'na sınavına girdim. Önce klasik bir sınav. Bulunduğumuz ilde, ben orduluyum, orduyu Beşiktaş alıyordu kızlarda, erkeklerde Samsun alıyordu. Oraya sınava girdim, kazandım birinci sınavı. Sonra ikinci sınava gittik. Bu test usulü ilk kez başladı. Ama ben niye şey duyuyorum, sesimi kendim duyuyorum biraz. Evet, bir kontrol et şeyi istersen. Kendi sesimi duyuyorum da. Duy, bir şey olmaz. Devam et. Beşiktaş'a gittim ikinci sınava. Biz mülakat diye gittik. Sözlü sınav diye gittik. Yazılı sınav, sözlü sınav hepsi bir arada. Bir de baktık, dediler ki test olacak. İlk kez uygulanıyor test. Biz iki gün bekledik. Bizi yatakhaneye aldılar, misafir ettiler. Sonra test sınavına girdik. Kazandım. Orada başladık. Başladıktan sonra orada resim atölyeleri dikkatimi çekti. Değişik bir yer. Hepsinin atölyesi var. İşte beden eğitimi salonu var, spor salonu var. Çok geniş bir arazide. Boş buldukça resim derslerine giriyorum. Atölyeye gidiyorum ama kalacağım diye gidiyorum. Resim çalışayım, ben yapamam diye düşünüyorum. Kulağı çınlasın, Deniz Karakaya var o zaman dersimize giren, Tevfik Karakaya eşi, ikisi de okulda. Baktım ilk notta 8 aldım. Allah Allah, kendime güvenim geldi.
Hoca da benim resimlerimi örnek gösteriyor filan, panolara asılıyor. Derken okulun içine genel asılacak resim seçtim. Bu büyük bir şey benim için. Hadi sergilere koyuluyor da okulda daimi sergilenmesi için resmimi seçince kendime daha gibi güven geldi. Sonra Deniz Hoca gitti ikinci sınıfta. Üçüncü sınıfta İsmail Gümüş geldi. Burhan Kaplan geldi. Dersimize girdi ama daha çok Burhan Kaplan giriyordu ama biz İsmail Gümüş'le daha çok çalışıyorduk. Yılın sonunda dediler ki, ya sizin resimleriniz iyi, İstanbul'da bir resim semineri var. Orası öğrenci istiyor. Oraya sınava sokalım. Hoşumuza gitti. Önce resimlerimizi gönderdiler sınava. Biz tabii yaz ayında bir ayda çalışmaya kaldık okulda. Çalıştık işte üç renkli resim, üç tane siyah beyaz, üç tane desen. Bütün çalışmaların içinde seçildi bu. Gönderildi. Sonra geldik Eylül, Ekim ayında kazanmışız. Dediler ki İstanbul'a tekrar sınava gideceksiniz. Gidelim mi gitmeyelim mi? İsmail Gümüş çok bizi etkiledi. Gidin dedim. Onun eşi var Esin Gümüş. Gidilmez mi İstanbul gibi bir yer falan deyince, ama tersini söyleyen hocalar da var. Gitmeyin, burada da yaparsınız, buradan da bir yere gidersiniz diye. Kabul ettik, gittik İstanbul'a sınava, ikinci sınava. Orada da uygulamalı, renkli, siyah beyaz ve mülakat sınavlara girdik. Onu da kazandık orada. Hatta biz 8 kişi kazandık. 8 kız öğrenci. Bravo. Hiç fire vermeden gittik. 8 kız gitti. 8'i de kazandı. Döndük Beşikdüzü'ne. İşte evrakları yapacağız filan. Tekrar gideceğiz. Ama okulda da böyle sınıfta kalan arkadaşlar filan vardı. Gelmeyin buraya dediler. Burada sınıfta kalırsınız. Gelmeyin. Olumsuz. Allah Allah. Arkadaşlar caydı. Biz gitmiyoruz dediler. Orada sınıfta kalınıyormuş filan. Ya dedim ki biz bu kitapları aynen okuyacağız orada. Üstüne resim okuyacağız. Çok hoşumuza gitti İstanbul gidince. Baktık atölyeler filan farklı bir olay. Yine ikna ettim ben arkadaşları ama İsmail Gümüş dedi. Hocam gitmesek ne olur dedik İsmail Gümüş'e. İsmail Gümüş dedi ki bir defa İstanbul'da okuyacaksınız çocuklar. Galeri gezeceksiniz, sergi gezeceksiniz. Burada ne görüyorsunuz dedi. Farklı bir kültür orası dedi. Esin Gümüş de aynısını söyleyince karar verdik gittik. Evraklar falan yapıldı. Velilere söylendi. Biz yatılı okuyoruz orada. Velilerin haberi yok bundan. Biz sınava gittik. Dediler ki birinizin velisi gelsin götürsün. Sonra Trabzonlu bir arkadaşımız vardı Sevim Mürtezaoğlu. Onun babası geldi ona teslim ettiler bizi. O İstanbul'a götürdü sınava. Geldik kazandık. Velileriniz izin verir mi gitmeye? E verir. Benimki verir dedim. Hiç söylemedim. Niye vermesin? Verir. Ve gittik sonuçta. Seminere gittik. Böyle başladık. Seminerde Hamdi Dicle vardı öğretmenimiz. Kulağı çınlasın şimdi Antalya'da. Selahattin Hüsnü Taran vardı ama biz gidince o iki hafta sonra eğitim enstitüsüne geçti. Ama her iki haftada bir gelirdi. Bütün resimlerimize bakar. Hamdi Bey ona gösterir resimlerimizi, eleştirir. Biz sessiz sedasız dinlerdik onu. Böyle seminere başladık. Devam etti. Siz hep şey dersiniz, İsmail Gümüş olmasaydı, ikna etmeseydi ben seminere gitmezdim, ben bu işe havlu atardım dersiniz. Ve İsmail Gümüş, Allah rahmet eylesin, her serginize gelirdi hocam sizin, her serginize. Hep gelirdi, hep eli üzerimizdeydi gerçekten. Çok korudu, kolladı, hakkını yemeyeyim, Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın, eşi Esin Gümüş'te.
yani bize babalık görevi gördü sanki, böyle hep koruyucu, kollayıcı gerçekten. Yani o demeseydi ki boşver istemiyorsanız gitmeyin deseydi Beşiktaş'ında, çoğu arkadaşımız caymıştı zaten, gitmeyecektik. Ama dedi ki gidin, orada İstanbul gibi bir yerde okuyacaksınız. Burada bir Trabzon Beşiktaş'ında daha dar bir alan. Güzel ama orası sanatsal bir alan. Gelecek vaat ediyorsunuz deyince bizi ikna etti. Ben ona borçluyum gerçekten bu branşı seçmemde. Nur içinde yatsın. Esin Hoca'ya da sevgilerimizi sunuyoruz. Hocam evet. Bir de galiba sizden sonra Beşiktaş'ında kız öğrenci gitmemiş hiç artık. Son olmuş. 8 kişinin bir sınava girmesi, ondan sonra da bir daha hiç kız öğrenci müracaat etmemiş değil mi? Seçilmemiş ya da. Sebebi çünkü Esin Gümüş'le İsmail Gümüş o okuldan ayrıldılar bizden bir sene sonra. Ha, işte. Yazılar gidiyormuş. Yazıyı öğretmenler gelip de gönderelim demezse öğrenci nereden duyacak? Sonra bizden sonra bir arkadaşımız müziğe geldi. Nakil geldi ama resime gelen olmadı benim bildiğim. Gönderen olmadı. Gelselerdi çok daha yetenekli öğrenciler vardı gerçekten. Bizden daha yetenekli arkadaşlarımız vardı. Küçük sınıflarda da vardı. Gelen olmadı. Şimdi bir de şey, sizlerin hep diğer dersleri de iyi olan çocukları öneriyorlar öğretmen okullarından ya. Bildiğim evet. kadarıyla siz Esin Hanım'ın da iyi bir öğrencisiniz. Matematiğiniz de çok iyi. Bir anlatsanız da Esin Hanım'ın söylediğini. Yani ben o zaman çok da şey yapmam da, resim dersimin yanında matematiğim, fen derslerim, fizik, kimyam da çok iyiydi. Yani ben orada gelmeden fizik hocası bana fizik laboratuvarının anahtarını verdi. Bu laboratuvara sen bakacaksın artık dedi. Lise kısmına geçmiştik. Bütün deneyleri hazırlarsın dersten önce deyince, hocam ben İstanbul'a gidiyorum, almayayım bu anahtarı dedim. Nasıl yani dedi, bir şaşırdı. Hocam böyle böyle girdim ben sınava, kazandık işte, biz 8 arkadaş gideceğiz. Yani 10-15 güne kadar gideceğiz, sınavı kazandık. Ben bu anahtarı almayayım dedim. Onun bana güveniydi tabii. Matematik, fen, fizik, kimya iyiydi. Onun için zaten dersleri iyi olanları seçiyorlardı kurulda da. Doğru bir şey çünkü evet. her zaman sizinle konuştuğumuz gibi resim de matematiktir, müzik de matematiktir. Evet. Değil mi? Fiziktir, kimyadır, kimya, hatta boya diye bir şey var değil mi hocam? Yani boyanın kimyası, ondan sonra işte şeyin hatta biyoloji, anatomi, yani bütün her bilim şey, aslında. Komple değil yani mi? Resimde bunları biz fark etmeden komple kullanıyoruz. Tabii yani, tabii. Figür çizerken anatomiyi, oran orantıyı kullanıyoruz. Boyaların birbirleri kimyasını, boyanın kimyasını okumadık ama boyayı kullanırken hangi renkle hangi renk karışınca ne olur, ne çıkar, ne kadar çok, ne kadar az, bunları kullanıyoruz tabii. Aside girerse ne olur, tinerle ne olur diye. Tabii bunları kullanıyoruz. İşte bunların hepsi gene o matematiksel ve fen kafasını getiriyor. Ben burada şeyi, genetiği vurgulamak istiyorum. Çünkü ben sizin kızınızı az tanıyorum, Ezgi'yi, ama Sezen'i çok seviyorum. Bizim de oğlumuz, Krishna'nın da oğludur Sezen. Şimdi siz fizik laboratuvarının anahtarını almamışsınız. Ama oğlunuz fizik laboratuvarının anahtarını aldı. Ve kızınız da oğlunuz da. Evet. Fen Lisesi'nden ve Sezen üstelik bir de ODTÜ Fizik'ten o laboratuvarın üniversite anahtarıyla açtı. Sizin yapmadığınızı Sezen yaptı. Demin biyolojiden bahsediyorum, aynı şey. Ezgi de tıp okudu. Gene Fen Lisesi'nden gelerekten. Evet. Yani sonuçta siz genlerinizdeki sanatsal zekayı ortaya koymuşsunuz, gerçekleştirmişsiniz. Ama arkada gerçekleşmemiş olanı da maşallah Ezgi ile Sezen gerçekleştirmiş. Allah nazarlardan sağlasın, saklasın. Amin. Maşallah. Amin. Diyorum. Çok da güzel yetiştirmişsiniz. İyi görüşleriniz, çok iyi görüşleriniz. Yani çocuklara çok karışmadık. Onların da fen alanı iyiydi. Çok ısrar etmedik kendi isteklerini yapsınlar diye.
Önlerini açınca Ezgi tıpı istedi. Sezen fizik istedi. O tek tercihle girdi zaten fiziğe. Hatta oğlum altına bir de ölü tercih yap falan dedik. Hayır istemiyorum dedik. Tek tercihle girdi. İşte sizin açmadığınız, iade ettiğiniz anahtarı Sezen aldı, açtı. Evet, yani maşallah iyiler. Kendi Maşallah, alanda da maşallah. severek yapıyorlar. Hocam, şimdi bir de şöyle bir şey var. Seminerde, şimdi Yusuf Hoca ile biz şeyi konuştuk. Kırsaldan İstanbul kentine gelen öğrencinin nasıl bir kontrastla karşılaştığı, neler hissettiği. Siz kız öğrenci olarak neler yaşadınız? Yani sizin böyle anlatabileceğiniz bir şey var mı? Yani Yusuf kadar çok şey yapmadım ben. Karma İstanbul'a gittik. Erkek de var, kız öğrenci de var. İkisi de yatılı. Aslında hayatın gerçeği orada birbirimizi daha iyi tanıdık. Erkekler ve kızlar olarak. Kendi bizim sınıfta da Yusuf bir sınıf üstteydi, yukarıdaydı da bizim sınıfta da sıkılan erkek arkadaşlarımızın olduğunu fark ediyorduk. Bir kısmı direkt söylüyordu. Ya ben hiç kızlarla aynı anda oturmadım. Yemek yemedim. Nasıl bir kız arkadaşım notla beni geçer gibi böyle şakaya getirerek de söyleyen erkek arkadaşlarımız vardı ama biz kızlar çabuk uyum sağladık ortama. Yani Değil pek mi sıkıntı kadın çekmedim ben. olmanın? Pek sıkıntı çekmedim. Yani erkekle konuşma, davranış biçimi daha kontrollü oluyorsunuz kız okuluna göre. Oturup kalkmanızda belki çok daha iyi oldu. Gerçekten çok iyi oldu. Kesinlikle çok daha iyi olmuş. Yani bir kere sanat, okuduğunuz şey sanat olunca, hele hele ayrı Evet. olmak hiç doğru bir şey değil. Çünkü sanat modernizmdir aynı zamanda. Yani insanı daha ileri ufuklara, daha açık ufuklara götürmek içindir, değil mi? Bir yerde de Tabii. sınırı da yoktur, değil mi? Hiçbir şekilde sınırı Yok. yoktur. Yani bizim bir şansımız daha vardı. Biz sadece resim sınıfı değildik. Sınıfın resim ve müzikte ayrılan ama diğer kültür derslerinde beraber olduğumuz müzik sınıfı da vardı. Onlar da kız erkek karışık. Ve biz müzikçilerle operaya giderdik. Operayı gördük. Korolara giderdik onların korosu. Onlar bizimle sergilere gelirdi. Ve bizi her çarşamba öğretmenimiz kulağa çınlasın Hamdi Dicle hocamız bize eşlik eder, bizi sergilere götürür. İstanbul'da, Beyoğlu'nda. Ve eleştirerek, izleyerek canlı Bedri Rahmi'yi orada gördük sergisini, resimlerini. Düşünsenize, çok farklı bir ortam. Beyoğlu'na gidiyorsunuz. Bize dedi ki ilk defa burada bir şey dikkatinizi çeker çocuklar ne var dedi. Dedi ki vitrinlerde böyle bir canlı radyo var dedik hocam. Meğerse televizyonmuş o. Çok şeker. Beyoğlu'nda gerçekten sergiye giderken vitrinlerde canlı ekranda bir şeyler oynuyor, konuşuyor, şarkı söylüyor. Sesini duymuyoruz ama vitrinde görüyoruz. Dedi ki bu televizyon çocuklar orada deneme yayınları yapılıyor İstanbul'da. Hatta bizi bir radyo evine de götürdüler İstanbul radyo evine. Orada bir oyun izledik. Gerçekten bunları biz Beşikdüzü'nde bulamazdık. Yani Ya tabii. müzikçilerle beraber olmamız, bir opera izlememiz, bir koroyu izlememiz harika bir olaydı. Yani oradaki şey yanmadan önce İstanbul Kültür Merkezi vardı, opera merkezi. Orada biz tiyatrolara giderdik. Bir şey hocamız vardı, tarih hocamız. Ben sizinle olurum, sorumluluğu alıyorum. Ben sizi tiyatroya götürüyorum diye başımızda bir hoca olunca izin veriyorlardı. Düşünebiliyor musunuz? O opera binası yakın hatta bir de biletlerimiz yandı bizim orada. İzleyeceğimiz. Evet, yani sabah bir baktık ya kantinden ben gazete alırken bir baktım opera binası yanmış şeyleri gördüm. Sizin zamanınızda yandı. Tabii, bizim bir tiyatro biletimiz yandı ama çok sonra bir ay sonra o bilet paralarını bize iade ettiler biliyor musunuz? Ay, işte bakar mısınız? Dördüncü Murat oynuyordu. Yani o sahne muhteşemdi. O zaman anlatıyor. Döner sahne, kendi kendini kapatan sahne. Yani bunları yaşamak gerçekten
bizim gözümüzü, ufkumuzu açtı orada. Doğru Yani tabii. Seminere gitmemiz hem resimleri öğrenmenin yanında yaratıcılığı geliştirmemize neden olan birçok olayı görmemiz, sergi, kültür, ne bileyim tiyatro, bunları izlememiz bizim önümüzü açtı, ufkumuzu açtı, bakış açımızı geliştirdi. İşte yaratıcılığı açmak değil mi? Öyle tek Evet. tip bir, şöyle bir tek şeyle olmuyor değil mi? Her şeyden Olmuyor. birden beslenmek Olmuyor. Gerekiyor. Yani Tabii. İyiyi de kötüyü de orada gördük. Hatta bir ara bize İstanbul'da çalışmaya bırakınca İsmail gibi şöyle demişti. Hocam bizimle bir desen çizin görelim dedik biz. Çizdim. Sonra resim kitaplarını açtı. Bizim gözümüzde büyük gördüğümüz o resim kitaplarını, klasik kitapları. Çocuklar şunu ben alsam dedi. Mesela bazı resimleri çöpe atarım dedi. Bu kadar gözünüzde büyütmeyin dedi. Vallahi böyle dedi. Kitaba geçmiş, basılmış. Bu gördüğünüz her resimde her resmi iyi değil dedi. Mesela şunda hiçbir şey yok dedi. Bize örnek göstererek. Bize kendimize güven geldi. Demek ki yani iyiyi kötüyü görebildik. Görüş açımız değişti. Ya çok güzel bir eğitim almışsınız. Yani hakikaten İstanbul'da bulunmak da burada hakikaten çok önemli bana sorarsan. Yani çünkü Ankara'da aynı şey olmayabilirdi. Çünkü Ankara'da o zaman da bildiğim kadarıyla oradaki o Beyoğlu'ndaki şeyler kadar sanat daha özel galeriler vesaireler falan o kadar yok bildiğim kadarıyla. O zamanları bilmiyorum. Ankara'da resim semineri yoktu. Müzik semineri vardı ama Ankara'da. Bir İstanbul'da bir Ankara'da vardı. Resim semineri sadece İstanbul'da vardı. Ankara'da Gazi Eğitim vardı, onu biliyoruz. Ama bilmiyorum tabii. Ankara'da okusak ne olurdu? O seminer olsa da ne olurdu? Onu bilmiyorum. Ama İstanbul çok farklıydı. Peki, seminer bittikten sonra sizin de bir mecburi hizmetiniz öğretmen olarak oldu mu? Var mıydı öyle bir durum? Tabii 9 yıl mecburi hizmetim vardı. Benim biraz ara vermeme neden oldu. Biraz ilkokul öğretmenliği yaptım. Ne güzel. Ben ailevi nedenlerle İzmir Buca'yı kazandım. Resim bölümünü gitmedim. Arkadan Samsun FKB'yi kazandım. Ona da gitmedim. Sonra Gazi'yi kazandım. Çalışırken okudum ben Gazi'yi. Öğretmenlik yaparken okudum. Ha. İyi de oldu. Evet, Gazi'li olmakla da gurur duyuyorum. Eşim Yusuf da oradaydı. Yusuf'un tabii bana çok yardımı oldu gerçekten. Evde aynı konuları tartışmamız. Benim büyük şansım Yusuf'la evli olmam tabii. Seminerden de arkadaşım, bir sınıf üstteydi Yusuf. Çok iyi bir şans oldu diyelim. Doğru yerde, peki, doğru zamanda bulunmak gibi bir iş oldu bu. İşte o çok önemli bir şey zaten. Muteber Hocam, siz peki Yusuf Hoca'yla seminer bittikten sonra evlilik ve böyle bir şey ondan sonra gündeme geldi. Arkadaştınız değil mi? O kadar yani. Arkadaştık o kadar yani. Hı-hı. Arkadaştık daha sonra. Yusuf sonra Gazi'ye o mezun olur olmaz girmişti. O Gazi'yi bitirmesini bekledik. Sonra evlendik. Çocuklar oldu. Sonra ben tekrar Gazi'yi okudum ama o arada hem Buca'yı ve şeyi bir ara resimden vazgeçeyim, FKB'ye gireyim dedim. Girdim, kazandım. Onu da vazgeçtik. Tekrar Gazi'ye döndüm. İyi etmişsin. Çok iyi etmişsin hocam. Yani bu o zaman yani sanat senin gibi bir sanatçıyı kaybetmiş olacaktı. Çünkü ya, altyapısı var seminer. Tabii seminerde birçok şeyi orada öğrenmiştik o küçük yaşta. Yani benimseyince de oluyor demek ki. Daha sonra Gazi'de lisans tamamladım. O da iyi oldu. Hı hı. 88'de karşılık tekrar yani çoluk çocukla tekrar okuduk orada. Lisans tamamlarken farklı şeyler tekrar öğrendim. Yeniden resime tabii çocuklar küçükken bırakmıştım. Yeniden başlamama neden oldu lisans tamamlarken. Tamamlamak artık ondan beri de 88'den bu yana da hiç bırakmadım resim çalışmayı. Devam ettim.
Evet, yani resim size, siz resme çok yakışıyorsunuz. İyi ki de devam etmişsiniz Yaşama bence. biçimimiz oldu artık. Evet. Bir de hocam, sizin de Güzel Sanatlar Lisesi'nde öğretmenliğiniz var, değil mi? Yok, benim Güzel Sanatlar Hı. Lisesi'nde öğretmenliğim yok. Hı. Normal Ha peki o... ortaokulda ve özel okullarda var. Ha, özel okullarda var. Peki bir de sizin özellikle bir çocuklara atölyenizde verdiğiniz dersler var. Yusuf Hoca ile birlikte. Ona Evet, ne evet. zaman başladınız? Biraz da onlardan bahseder misiniz lütfen? Şimdi Ankara'da 86'da ben Bahçelievler Ortaokulu'nda çalışıyordum. Oradaki bir arkadaşımız dedi ki Ulubatlı Hasan İlkokulu'nda öğretmen arıyorlar resim kursuna, gider misin dedi bana. Giderim dedim. Orayı gittik. Bize iki öğretmen lazım dedim. Benim eşim de resimci. Sonra müdür Yusuf'u da çağırdı beni de. Dedi ki iki sınıflık öğrenci var. Gelin siz burada kurs yapın. Cumartesi, pazar biz gittik Yusuf'la orada. Çocuklar, resim isteyen çocuklar ama 36 kişi falan oluyor sınıf. O kadar istekli. Ankara'da tek kurs verdiğimiz resmi okul, ilkokul burası. Oraya gidiyoruz. Ya çocukların resimlerini yarışmaya yolluyoruz, çalıştırıyoruz falan. Bir deneyim oldu, farklı bir çalışma. Orada bir 9 yıl çalıştık biz. Ek olarak. Arkadan ben kendi okulumda çalışırken haftada 4 gün 8 saatte şeye gidiyordum. Ayşe Abla Koleji'ne gidiyordum resim dersine. Orada bana çok şey kattı. Derken emekli oldum ben. Emekli olunca dediler ki ne yapıyorsun? Atölye aldık artık. İkramiyemizde bir küçük atölye aldık. Atölyemizi kurduk. Tanıyan arkadaşlar bu sefer size öğrenci yolluyorum. Benim kızımı alır mısın? Benim oğlum alır mısın? Komşumun oğlunu alır mısın? Yeğenimi alır mısın? Çok istek geldi. Alalım dedik. İlkokul çocukları o zaman geliyorlar. Ay, o çocuklardan çok şey öğrendim. Ya işte. Yani bir gün bir çocuk dedi ki konuyu anlattım, bir masal anlattım, resimli yapmalarını istiyorum. Çocuğun biri anlamadı. Tekrar eder misiniz dedi. Tekrar ederken bir ufacık birinci sınıf çocuğu, erkek çocuk, niye hocam, niye tekrar edip duruyorsunuz dedi. Ben kafamda gördüm resmi dedi. Ah Ben canım. yapıyorum, benim konsantremi bozmayın daha dedi. Bakar Süper ya. mısınız? Dondum kaldım. Ben dedi artık aklımda görüyorum o resmi dedi. Yapıyorum. Arkadaşlarım artık konuşmasın. Yapsınlar dedi. Ah Bunun muhteşem. gibi çok anılarım var. Gerçekten çok anılarımız var. Böyle ben emekli olduğumu da anlamadım zaten. Atölyede önce o çocuklarla. Çocuklar bizi genç kalmamızı sağladı bana göre. Evet, bence de öyle. Çocuklardan da çok şey öğrendim. Çocuklar yani sevdiğim için yaptım. Çok kolay iş değildi çocuklarla çalışmak ama güzeldi, zevkliydi. Sonra kendi işime dönüyordum, resime dönüyordum. Hocam, peki bu konsantrasyonumu bozuyorsun diyen çocuk sonra ne oldu? Sanatçı oldu mu? Çok merak ettim. Yok, oradaki çocuklar, gelen çocuklar büyük çoğunluğu mühendis oldu. Canlarım benim. Gerçekten ODTÜ'ye gittiler, Hacettepe'ye gittiler. Çoğu mühendis oldu. Mimar olanlar oldu. Ve mühendis olup resimle, afişle ilgilenenler var, Amerika'da olanlar var. Çok Canlarım ilginç, değil mi? benim. Yani biz onları ressam olsun diye çalıştırmıyorduk. Yani resimle eğitim yapıyorduk, sanatla eğitim yapıyorduk. Kâh çamur çalışıyorduk, kâh resim çalışıyorduk, farklı teknikler çalışıyorduk. Üç boyutlu işler yapıyorduk. Sanatla eğitim yapıyor. Arada matematik zekalarını kontrol ediyorduk kendimce. Sorular sorarak. Çocuklardan gelen sorulardan çok etkileniyorduk. Çok akıllıca sorular soruyorlardı biliyor musunuz? Evet ya, şu konsantrasyonum bozuluyor, ben görüyorum. Müthiş bir olay yani. Evet, ben aklımda diyor. Aklımda bu, gördüm o resmi diyor. Şaka gibi. Yani Şaka evet. gibi. Bravo yani. Hocam, bir de sizin şimdi bu Ortaköy'de şey seminer Evet. okuduğunuz öğretmen okulu. Evet.
O Ortaköy'de o okul şu anda nedir? Ya da okul kapandıktan sonra orası ne oldu? Çünkü siz bir de orada bazı öğrencilerin yaptığı işlerin vitray olarak kapıların pencerelerin üstünde falan olduğunu söylemiştiniz. Biraz anlatır mısınız lütfen? Şimdi aslında seminer Çapa'da başlamış. Hep Çapa diye bilinir. Bizim zamanımızda Ortaköy'e taşınmıştı. Ortaköy Camii'ne de yakın Dereboyu Caddesi'nde bir okul. Geldiğimizde atölyenin üst pencerelerinde, cam üstünde, koridora bağlayan camlarda vitraylar vardı. Bunu bizden önceki seminerli öğrenciler yapmıştı. Onlar çok ilgimizi çekerdi. Bir kısmını rahmetli Hidayet Gülen vardı. O yaptırıyordu. O bize bir gün dedi ki, çocuklar şu atölyede ne varsa bakın, içi hep dolu. O iş dersine giriyordu. O ya, bize şey yaptırdı. Rölyef yaptırdı. Yitong taşlarıyla. Ha. 2 metreye 3 metre biz rölyef yaptık, taşları yan yana koyarak. Hoca dedi ki, ben size bir de sadece şey öğretmiyorum, mezun olup gittikten sonra piyasada iş yapmayı da öğretiyorum, kendinize güven kazanın dedi. Çok güzel. Ve okulun dış cephesine monte edildi. Bizim Gene köy herkes, enstitüsü mantığı hoca. evet, yani o lise öğrencileri, aynı öğrenciler, yapan öğrenciler, kız öğrenciler değil de erkek arkadaşlarımızla hoca başında durdu. Hepsini, her parçayı numaralayarak okulun dış duvarına monte edildi o. Altında da 2A sınıfındaydık biz o zaman. 2A 1970 yazıldı. Son bir 8 yıl önce gittiğimizde, ben mezun olduktan sonra okula bir gittik toplantıda, o rölyef duruyordu. Ama birkaç sene önce duydum ki o okul kız meslek lisesi olmuş ya da meslek okulu olmuş. Tadilat sırasında yıkmışlar onu, biliyor musunuz? Dümdüz etmişler. Ah yazık. Rölyef Bunu gitti. rölyef gitti. Yani bunun acısını çok duyduk içimizde. Bir arkadaşımız gidip bakıyor ki hakikaten yok. Çok Düşünebiliyor acıklı musunuz? hakikaten. Yani Hidayet Gülen rahmetli oldu hocamız. O yaptırmıştı. Bir de o kadar zaman durduktan sonra artık yok edilir mi o yani? Yani bir 40-45 sene durmuş. Ondan Evet. sonra niye yok etti? Ve ya hiçbir şey kaybetmemişti gördüğümüzde. Yusuf'la beraber gittik oraya. O duruyordu. Yeniden fotoğraflar çektik ama birkaç sene sonra o yok edilmiş. Bir bu seminer şeyini ben devam ederken bir atölyenize gidip atölyenizin o fotoğrafı vardır sizde değil mi? O Var, var, rölyefin. var, var. Çünkü bu çok güzel bir bu köy enstitüsü mantığı gene. Yani okulun duvarına asılacak rölyefi öğrenciye yaptırmış oluyor. Yani Gene o mantık. dış duvara çimentolarla o monte edildi. Bayağı 3 metre uzunluğunda bir rölyef. Hocam belki Düşünebiliyor musun? vitraylar duruyordur. Valla onu bilmiyorum. Herhalde duruyormuş. Geçen benim bir kardeşim de yine okul müdürü İstanbul'da. O dedi ki, sizin abla dedi, eski okuduğunuz okul kız meslek lisesiymiş dedi. Onun müdür hanımla konuştum dedi. Benim ablam oradan mezun deyince dedi, orada dedi resimler varmış. Evet, o vitraylar duruyor ama dış duvardaki yok demiş. Ben bu birkaç hafta önce konuştum. Orası bir meslek lisesi şimdi. Yani bizden 2 yıl sonra, ben 71'de mezun olunca 2 yıl sonra tekrar okul Çapa'ya taşındı. Eski yerine taşındı. Ha, bir daha gitti oraya. Bir daha gitti. Evet, onun için orası meslek lisesi oldu. Peki hocam, kapanışı ne zaman bu seminerin ne Seminerin zamandı? 75'te, 1975'te son seminer mezun oldu. 75. O Evet. zaman Çapa'dan mezun oldular. 75'te Evet, mezun evet, olanlar. evet. Yani aslında okulun adı İstanbul İlköğretmen Okulu. Asıl adı o. O Çapa'ya taşındı. Oradan mezun oldu. Ama bizim okuduğumuz fiziki bina meslek lisesine dönüştü. Ortaköy'deki yani. Ortaköy'deki, evet.
Evet, yani çok da güzel bir binaymış zaten. Yani fevkalade bir bir toplantı yapmıştınız Anadolu Kulüp'te, hatırlıyor musunuz? Aa, evet. Seminerli arkadaşlarımız gelmişti. Bayağı da kalabalıktı. Biz de Evet. gelmiştik, fotoğraflar, videolar çekmiştik. Doğru. Yine bizim bir sergimiz vardı sizin galeride. Evet. Arkadaşlarımıza anlatmıştık. Evet, gerçekten çoğu arkadaşımız sanatçı oldu. Kimi müzik alanında ilerledi. Kimi müzik öğretmeni oldu. Kimi resim öğretmeni oldu. Kimi resim çalıştı. Fırsat bulanlar. Çok yetenekli, bizden daha yetenekli arkadaşlarımız vardı ama onlar bir şanssızlık, yaşam koşulları nedeniyle çalışamadılar. Öğretmen olarak kaldılar. Ama güzel öğrenciler yetiştirdiler. Çocuklarını yetiştirdiler yine. Hayır hocam, Çok şey de iyi. iyi. Demin Yusuf Hoca mesela şey diyordu. Esas amacı bu seminerlerin diyordu. Müzik ve resim öğretmeni yetiştirmek diyordu. Esas amacı o diyordu. Hadi biz kazandık, sonradan hani üniversitesini okuduk ama esas amacı o diyordu. Zaten amacına ulaşmış bence. Yani Hem o ulaştı hem ilkokul öğretmeni olunca da resimden de anlayan, müzikten de anlayan öğretmenler olsun. Çocukları buna göre fark etsin, yetenekli çocukları seçebilsin, yönlendirebilsin idi amaç. Yani hocam bizim acayip de hocalarımız, yani sesleri güzeldi, nota bilirlerdi, bir müzik aleti evet. çalmayı bilirlerdi. Resimde neler yapmadık biz ilkokulda, yani dört dörtlüktü ilkokul öğretmenleri gerçekten. Yani gerçekten biz oradan mezun olurken İstiklal Marşı'nı mandolinle çalmadan, idare etmeden, söylemeden, yani öğrencilere idare ederek söyletmeyen mezun olamıyordu. Tabii. Düşünebiliyor Yani ben musunuz? hep Yani evet. tek başınıza kalırsanız bir gün müzik öğretmeni mi arayacaksınız İstiklal Marşı'nı söylerken idare etmeye? Her öğretmen bu İstiklal Marşı'nı çocuklara, öğrencilere söyletebilmeli, öğretebilmeliydi. Konu bu. İster resimci ol, ister müzikçi ol, ister normal bir sınıftan öğretmen ol. Bunu önemliydi, bunu istiyorlardı yani, zorunlu. Biz mandolinle İstiklal Marşı'nı hem çalardık, hem söylerdik, hem de idare ederdik. Bir Ne müzikçi kadar güzel. olmasa da, yani becerebildiğimiz kadar okulda müzik öğretmeni olmazsa idare edebilecek konumdaydık. Evet, yani çok çok önemli bir şey bu. Çünkü biz zaten oradan geldik. Yani ilkokul öğretmenlerimiz öyleydi. Ama yani şimdi ne durumdadır bilmiyorum. Çünkü ben her zaman için şeyi düşünürüm. Türkiye'de ilkokul öğretmeninin maaşının çok yüksek olması gerektiğini düşünürüm ki çocuklar üniversitede yazsınlar, ilkokul öğretmeni olmak istemeye heves etsinler. Ve aynı zamanda da müfredatının ve eğitim şeklinin sizlerin yetiştiğiniz gibi her konuda uzman olabilecek şekilde götürülmesini ve belki de hani üniversitenin 4 değil 5 yıl olması, ama ilkokul öğretmeni en önemli öğretmen Çok çünkü. önemli. Evet, Çok evet, önemli. evet. Yani ilkokul öğretmeni, ana sınıf öğretmeni çok önemli. Hı. Çocuğu küstürmemesi gerekiyor. Evet, Hiçbir evet, konuda. evet. Yani Evet. ben yaptığımı sanıyorum. Hiçbir çocuğu okulda küstürmedim. Resimden küstürmedim. Yani Çok ona güzel. güven verebilmek için uğraştım. Yani resim yaptım ama öğretmenliğim de var. Öğretmenlikte de her çocuğa eşit davrandığımı ve küstürmediğimi düşünüyorum. İşte bunlar çok Bu çok önemli önemli. şeyler. Çok çok önemli. Yani çünkü çocuk orada daha hamur. Yani Evet. istediği gibi öğretmen yoğurabilir. Okulu sevecek. Mesela yahu matematik zor zor zor. Benim çocuğum matematik özürlü. Hayır canım, senin çocuğun matematik özürlü değil. Onun ilkokul öğretmeni özürlü. Çünkü sevdirmemiş. İlkokul öğretmeninin işi sevdirmek. Değil mi? Sevdirmek, küstürmemek, çocuğu küstürmemek, kazanmak, Küstürmemek. çocuğu Evet, kazanmak, küstürmemek. yapabilirsin demek, kendine güven kazandırmak çocuğa. Ben Hı. yapamam demek değil. Değil mi? Yani Çok önemli ben bir şey bu ya. çok önemli.
Çok önemli, gerçekten çok önemli. Yani öğretmenin öğretmenliği sevmesi gerekiyor. Hangi işi yaparsanız yapın, o işi sevmeniz gerekiyor. Bütün işlerde, evet. Yani resmi sevmezseniz resim yapamazsınız. Tabii. Öğretmenliği sevmezseniz öğretmenlik yapamazsınız. Yapıyormuşmuş gibi olur. Mış gibi olur, yani olmaz o. Bir de öyle bir şeyler de var zaten. Yani. Var tabii yani. Ay bu paraya bu kadar olur dersek o da olmaz yani. Olmaz tabii, çok önemli. Yani sizlerin yeriniz çok önemli benim için. Türkiye Cumhuriyeti'nde sanatın gelişmesinde. Şimdi bundan sonra yetiştirdikleriniz damga vuracaklar olaya. Gençler bizden sonra gelecek. Onlara devredeceğiz her şeyi. Evet, evet. Peki siz seminerli olmaktan onurlu musunuz? Çok, çok onur duyarım. Gerçekten seminer benim hayatımda çok yer açtı bana. Ufkumu açtı, bakış açımı değiştirdi. Gerçekten bu böyle. Hocam bir şey daha anlatma. Pardon. Bir şey daha anlatmanızı isteyeceğim. Siz İsmail Gümüş'ün kitabında birbirine destek olan iki öğrencinin hikayesinden bahsetmiştiniz. Onu şöyle bir anlatabilir misiniz? Yani o dönemlerde neler vardı? İşte kırsaldan kentsele gelen insanların özverisi nasıl oluyordu? Herhalde İsmail Gümüş de onun için yazmıştır kitapta, onu bilemiyorum. Ya, bir şöyle bir anlatır mısınız? Beni çok etkilemişti. İsmail Gümüş hocam çok yönlü bir insandı. Hem öykü yazarlığı vardı, hem tiyatro yazarlığı vardı, hem ressamlığı vardı, hem şairliği vardı. Çok yönlü biriydi. Onun kitaplarını okurken hep imzalamıştır, Yusuf'la bize vermiştir. Onun öykülerini de okurken bir gün çok dikkatimi çekti ve ilgimi çekti. Dedi ki ekonomik sıkıntılar çekiyorduk. Yüksekokulu Gazi'yi okuyamayacaktım, para gelmeyecekti. Yatılı da okusak. Bir arkadaşıyla diyor ki, yine seminerden bir arkadaşıyla, biz ne yapalım? Önce sen gir, ben sana para yollayayım. Sonra ben gireyim, sen bana para yolla. Böyle birbirimizi destekleyelim diye öyküsünün birinde anlatıyor bunu. Ve uyguluyorlar. Müthiş bir şey bu. Yani inanılmaz bir şey. Biri çalışıyor, hatta öbürünü okutuyor. Hatta birinde diyor ki, arkadaşım diyor Samsun'dan gelmişti İstanbul'a resim seminerine. O müzikçiydi, ben resimciydim diyor. Arkadaşıma bir gün diyor mektup geldi. Arkadaşım mektup beklemiyordu ama gelen para kağıdıydı diyor. Para gelince arkadaşım dedi ki diyor, ben Samsun'a kadar biletimi aldım. Dönüş biletimi de aldım okula geri dönerken. Ve 2 yıl karne tatilinde de evlerine gitmiyor bu çocuklar. Okulda kalmışlar. Yatılı okul olduğu için okulda 2 yıl oldu diyor. Arkadaşım bana diyor, bak ben kendi şeyimi aldım, gidiş paramı aldım, hesapladım. Okula dönüş paramı da aldım. Belki dönüşte para bulamam. Şu kalan para da senin gitmene yeter. Kırklar eline. Demirköy'e. Sana gel bilet alalım dedi diyor. Gözlerim yaşardı. Olmaz dedi. Hayır olur dedi diyor. Ve hakikaten gidiyorlar. Arkadaşı kendi biletini alıyor Samsun'a. Ona da kırklar eline gidecek biletini alıyor. Ya. Düşünebiliyor musunuz? Ve hakikaten arkadaşı geri okula dönerken yaz tatilinden sonra, iyi ki biletimi almışım İsmail diyor. Babam para bulamadı, tütünler iyi gitmedi diyor. Ah, bakar mısın? Ya, yani böyle de özverili bu yatılı okulun arkadaşlığı, biliyor musunuz? Evet, evet. Yatılı okuldaki insanların, arkadaşlarının birbirini çok iyi tanıması, varlıklarını da, yokluklarını da, özlemlerini, her şeylerini paylaşmaları oluyor. Yani İsmail Gümüş hocamın öykülerinde bunlar yazıyor. Ben de çok etkilenmiştim bunu okuyunca.
Evet, ben de yani sizden dinledim, çok etkilendim. Onun için duyulmasını istedim. Yani tabii ki zamanın ruhu da var ama işte yatılı okul. Ondan sonra herkes zaten belli bir zorlukla gelmiş. Yani kimse öyle şey altında arabalı bilmem neleri Yok, falan yok. yerlerden, ailelerden gelmiyor. Yani hep kırsaldan geliş söz konusu. Onun için onların birbirlerini anlamaları, dayanışmaları, birbirlerine yardım etmeleri muhteşem bir şey. Şimdi ben mesela Yusuf Hoca ile sizde hep şeyi izlemişimdir. Bunlar belki de hep sizde o zamandan geliyor. Herkes de söyler, biliyor musunuz? Bütün galericiler ve şey. Sizi ben daha resimlerinizi dosdoğru tanımadığım zamanlarda her şeyde sergiyi gezen insanlar olarak tanımıştım. Evet, resim yapmanız için Hiçbir sergiyi gezmeniz gerekiyor. kaçırmazdınız. Yok, yani gerçekten biz Yusuf'la düzenli olarak bütün sergileri takip etmeye çalışırız. Çok hasta değilsek, bir şey değilsek, kaçırdığımız çok az belki sergi olabilir ama bir sonrakini kaçırmamışızdır. O kişiyi resimleriyle tanımaya çalışırız. Evet, Yani o bizim yani. seminerden kalan bir alışkanlık. Evet. Yani sergileri de gezmeden resim yapamazsınız. İyiyi kötüyü görmeden yapamazsınız. Yani demin İsmail Gümüş'ün şeyini anlattım. O öykülerinde halka mal olmuş artık yazdığı için anlattım, okuduğum için. Kendi konuşmalarımızda birçok şey anlatmıştı bizlere. Onun için anlattım gerçekten. Yani çünkü ben sizin kadar herkes de söyler. Yani bütün galericiler herkes Sağ sizleri olsunlar. çok sever. Yani sizin kadar karı koca ikiniz kadar sadık bir sanat izleyicisi yok gibi Ankara'da yani. Hep sizleri öyle yad ederiz, konuşuruz Çok arkadan sağ olun, çok galericiler ve sanatçılar. çok Ya işte bu teşekkürler, çok dediğiniz gibi sağ olun. seminerin şeyi alışkanlığı diyorsunuz. Yani konuşacak ortak konumuz var Yusuf'la. Heh. Ortak paylaşabileceğimiz, ortak yaşadığımız konular çok var. Onun için ayrı tellerden çalsak ederdi. Ne ben onunla sergiye giderim, ne o benimle gelirdi. Farklı branşlarda olsak anlaşamasaydık. Ama bu şansımız gerçekten. Gideriz, eleştiririz, bakarız. Bir önceki sergi böyleydi, bir sonraki sergisi böyle. Bu arkadaşta gelişmeler var deriz yani. Ama güzel konu, konuşacak bir şey buluyoruz ne güzel eve gidince. Ha, bir de dediğiniz gibi yani iyiden de kötüden de beslenir insan ve Heh, kendi yerini evet. görebilir. Evet, Evet, yani. evet. Ya da orada biz eleştirilerine güvendiğimiz arkadaşlar vardır yine, ressam arkadaşlar vardır. Onlara sorarız. Birlikte tartışırız, konuşuruz ayaküstü de olsa ya da resmin başına gelince de bunlardan besleniyoruz. Bu bizim Tabii. beslenme kaynaklarımız yani beslenmeden olmuyor. Okuduklarımızın yanında bir de görsel olarak görmemiz gerekiyor. Doğru. Bir de işte müzik. Kendi resimlerimizi bile atölyede görmek yapınca farklı. Sergi salonunda görmek daha bir farklı. Acaba ben mi yaptım bunu da diyorsunuz zaman zaman. Benim içimden geçer yani ben ne zaman yaptım bu kadar şeyi bir arada görünce. Sergi ortamında, galeri ortamında görmek farklı oluyor. Ben şahit oldum birkaç kere sizin o Oldu değil mi? şeyinize. Hocam bir de şeyi sormak istiyorum ben. Yusuf Hoca ile karı koca ikiniz de sanatçısınız. Evde berabersiniz. Ondan sonra aynı atölyeyi paylaşıyorsunuz. Atölyenize de Evet. geldim. Yeni atölyeye gelmedim. Ayıbımdır, geleceğim. Sözüm var. Bekliyoruz. Çok da merak ediyorum ayrıca. Onun için Bekliyoruz. bu nasıl oluyor? Bize birazcık bu aynı atölyeyi karı koca paylaşmanın tiyolarını, artısını eksisini anlatabilir misiniz lütfen? Yani biz ben odam bir tarafta ben çalışıyorum. Atölyede bir tarafta Yusuf çalışıyor. Tekniklerimiz biraz daha farklı, o gravür çalışıyor. Ben yağlı boya çalışıyorum. Atölyemiz yokken de evi atölye gibi kullandık. Ha, bu da bir gerçek. Çocuklarımıza teşekkür ediyorum, oğlumuza, kızımıza. Onlar da rahatsız olmadılar bundan, biliyor musunuz? Yani Ha, canım. evdeki salondaki yemek masasına Yusuf baskı yaptı. Ben şövalyemi koydum bir tarafta, resim yaptım, yağlı boya yaptım.
Daha küçük bir eve geçince eyvah resim yapamayacağım dedim ama bu sefer akrilik çalıştım. Boyası, kokosu olmayan. Yusuf'la yani kavga gürültü etmiyoruz. O bir tarafta çalıştı. Sonra diyorum ki ben bir heyecanım. Yusuf bir gelip bakar mısın? Bir baksana ben ne buldum, ne yaptım falan. O bana der. Ben onunla konuşurum. Yani hiçbir olumsuz bir şey olmuyor. Eve varınca da zaten yorgun argın evin işiydi, yemeğiydi, bulaşıydı, temizliğiydi, çocukların işiydi. Daha sonra torunlar eklendi filan. Böyle hengame içindeki de yani işimize odaklanmanın dışında pek boş zamanımız yok gibi. Ya okuduğumuz Peki. kitabı paylaşırız, konuşuruz, tartışırız. Peki o zaman ben sizin konuşmanızdan besleyici olduğunu Evet. mesajını alıyorum, değil mi? Evet. Yani. Evet, birbirimizi beslediğimiz doğrudur. Gerçekten. Dedim ya büyük şansım Yusuf'la evli olmak. Ne güzel. Siz de onun, o da aynı şeyleri söylüyor zaten. Söyler mi? Belki tersini de söyler, belli olmaz. Yok yok, o ben bilirim atölyede sizin resimlere gelip nasıl heyecanlandığını, anlatışını falan filan. Hiç günahını almayalım. O da memnun bence bundan. Yani Yusuf iyi bir eleştirmen hem. Evet, çok iyi bir eleştirmen. Öğrenciliğinde yapardı. Yani biz seminerden Evet. yana birbirimizi, öğrenciler birbirimizi de yetiştirdik biliyor musunuz? Yani güvendiğimiz, eleştirisine güvendiğimiz arkadaşlarımıza bir üst sınıftan, alt sınıftan atölyede hep beraber olurduk. Sorardık, eleştirirdik. Yusuf çok sert eleştirir bazen hiç yani öyle laf olsun diye güzel demez. Kim olursa olsun. Demez Eminim, yani. biliyorum. Demez. Demez. Yani bazı arkadaşlarımız öğrenciyken istemezdi Yusuf abi sen benim resmime bakma boş ver derler. Ama O iyi vardı. de olur. Yani sert eleştiri bazen daha iyi gelir yani. Kimine Yusuf Hoca. iyi gelir, kimine de gelmeyebilir. Küstürür bazen ama Yusuf küstürmeden söyler doğruyu. Evet. Evet, şurasına acaba falan filan diye o böyle bir girer halleder benim bildiğim. Aslında ben de çok beğenirim onun eleştirel gözünü. Yani benim eleştirel gözümle bayağı bir örtüştüğünü bilirim yani. Bayağı örtüşür. Yani ben güvenirim onun eleştirisine gerçekten. Ben de güvenirim. Bir de şeyin çok beğenirim. Uğur Çalışkan'ın çok beğenirim eleştirisini. O da eşiyle, o da eleştirir eder. O da yalandan bir şey söylemez. O ikisinin beğenileri benim beğenilerimle de bayağı ciddi örtüşür yani. Eleştirilmeye ihtiyaç var sanatta aslında. Boş yere eleştirmenler yok. Yok. Yani Değil ben mi? ona inanırım. Yani eşlerin de ortak yanlarının, ortak paydalarının olmasını, konuşacak bir şeylerinin olması, birbirlerini beslemeleri gerektiğine inanırım. Yani Ya illa kimlikteyiz aynı deseler. meslek. Yok, aynı meslek. Bir tiyatroya beraber gidebilmeliler. Tiyatro çıkışı tiyatroyu eleştirebilmeliler. Olumlu olumsuz. Eleştiri hep olumsuz anlaşılmaz. Tabii Olumlu da ki. çok şu rolünü çok güzel yaptı. Tam yaşattı, tam orijinali gibi diyebiliyorsak birbirimize o çok güzel bir kazanım olur. Zenginliktir. Kesinlikle katılıyorum, kesinlikle. Yani onun için hep de aynı meslekten falan olmanın imkanı yok ama yani ortak zevkleri olması, değil mi eşlerin? Tabii. Hatta bizim çocuklarımız bile, oğlum kızım bile neredeyse onlar da bizlerden, babalarından öğrenmiştir resim eleştirmeyi. Sorarım ben onlara, oğlum bu nasıl olmuş, ne diyorsun derim. Anne şurası çok iyi ama şurası olmamış der. Sen de ciddiye alırsın. Alırım, gerçekten alırım. Beğenilerine güvenirim çocuklarında. Ha, Vardır çok yani, güzel. onlar resimle ilgisi yok ama iyi bir izleyici, iyi bir sanat tüketicisi oldular yani. Tabii. Hem bir kere çok sergi geziyorlar sayenizde mutlaka. Bir de tabii ki evde yani çekirdekten çocukluktan itibaren gör göz açılmıştır zaten. Tabii tabii yani o dolaylı eğitim dediğimiz
çocuklar, yani genelde ressamların çocukları ya da müzikçilerin çocukları da müzik eleştirmenleri vardır, Evet. onların kulakları vardır. Evde Evet. yaşadıkları için Ne diyorsunuz ona, dolaylı? dolaylı eğitim. Ha, ne güzel. Ne güzel bir Dolaylı isim eğitim. varmış. Çok güzel. Tabii Çok. bir sergi gezmek de bir dolaylı eğitimdir. Evet. Doğru, Yani doğru söylüyorsunuz. tiyatro izlemek, kitap okumak, yani bunların hepsi yerinde, bazı şeyleri çekip çıkarırsınız. Kendinize çok yakın gelir. Aa bak, ben bunu öyle bilmiyordum, bu meğerse böyleymiş diye yorum yaparsınız. Evet. Çok hoş, çok hoş. Yani bakış açısı kazandırmak. Evet. Dolaylı eğitim. Hatta Şey. böyle birinde bir ev değiştirmiştik. Taşındık Ankara'da bir mahalleye. Oğlum Hocam daha o nasıl zaman nasıl? ortaokulda. Bir gün geldi dedi ki, ortaokul işte bir de, anne biliyor musun dedi, resim olan ev gördüm ışıklar yanınca dedi, duvarlarında dedi. Aa. Aa. Çok ilginç. Nasıl dedim? Anne ışıklar yandı, akşam oldu, perde çekilmemişti ama dedi. Hiçbir evde yoktu ama bir evde dedi, duvarlarda resim vardı biliyor musun dedi. Acaba o kimin evi dedi. Ya. Yani çocuğun gözü evin duvarlarında resim görmeye alışmış ve onu arıyor, bakın düşünün. Ve Kimse onu da bulamadığı için de incelememiş. şaşkın. Her evi işte ışıklar yanınca, herhalde giriş katlar daha çok göz mesafesinde olan katlarda resim göremeyince o ilgisini çekmiş. Gördüğü evde heyecanla geldi, bunu söyledim. Ay çok tatlı bu ya. Ne Ya. güzel. Dolaylı eğitim. Dolaylı Dolaylı eğitim. eğitim. İşte bu dolaylı eğitim yani. Hocam aslında şey diye duymuştum ben. Yani Contemporary Art İstanbul'un ekibin Contemporary Art'ı başlatmadan 4 sene önce bayağı ciddi biçimde koleksiyonerleri yetiştirdiğini duymuştum. Aslında bizim şeyimizde de yani gezerek bu resim alması şart değil. Yani bir takım sanatı gezen insanlar da dolaylı eğitim alıyorlar. Bunu Evet. sıklıkla yaptıklarında değil mi? Gözleri onların Tabii, da dolaylı tabii. eğitimle. Alışıyor. Yani iyi ressamı da, iyi resmi, kötü resmi, kendine hitap edeni, etmeyeni ayırt ediyor. Değil mi? Ayırt Yani. ediciliği gelişiyor yani. Hı. Dolaylı eğitim güzelmiş. Onun için Evet. herkesi sergileri, bütün sergileri gezmeye, ondan sonra beğendikleri müziklerin konserlerini, tiyatroları, Evet. operaları izlemeye davet edelim. Çünkü kan da kaybediyor biraz sanat. Hani oraya biraz kan da pompalamış oluruz, değil mi? Hem de kendimiz dolaylı eğitim Evet, almış hani oluruz. yine rahmetli İsmail Gümüş benim bir katalog yazımda son sözünde şöyle demişti. Sanat güzelleştirir demişti. Ya çok Güzeli güzel. bulmak için sanat güzelleştirir. Yani İnsanları bir arada tutar. Güzelliktir. Güzellik sunar. Onun Çok için güzel. insanları bir arada, hani Atatürk de demiş ya, sanatı olmayan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Sanat sadece resim olarak söylemiyorum. Müzik de var bunun içinde. Tabii Konseri de canım. var, tiyatrosu da var, balesi de var. Bütün sanat dalları, kitabı, romanı, şiiri, yani birinden tutmak lazım. Onlarla uğraşan kişi farklı bir şey, olumsuz bir şey düşüneceğini düşünmüyorum ben. İşte hocam Hamiye Çolakoğlu da rahmetli bana işte benim annemin arkadaşıdır o, biz çocukluğumuzu bilir. Hamiye abla deriz. O da işte bana, ben bu galericiliğe başladığımda sevgilim, o öyle söylerdi ya. Evet. Sevgilim, ne kadar güzel bir iş yaptın. Sanata hizmet, Tanrı'ya hizmettir sevgilim demişti. Nurlar Ne içinde kadar. olsun o da. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Onunla benim de Amin. böyle bir çay yolunda bir galeride resmim vardı. Onu izlemiştim. O resmin üzerinde çok durdu Hamiyet Hanım. Hamiye Hanım. Ya bunda büyük bir felsefe var biliyor musun dedi. Durdu, düşündü. Ben senin resmini bu kadar tanımıyordum dedi bana.
Canım. Gerçekten öyle bir sohbetimiz vardı bir sergi sırasında. Ne güzel. Hocam Ne güzel, Allah rahmet. vaktimiz Doldu mu? tükenmek üzere. Nasıl, sınavı geçtin mi? Ben böyle sınava girmiş gibi Bir evet hissettim kendimi. farkına varmadan geçiyor. Ben de farkına varmıyorum. Muhtevelcim çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sizler iyi İyi ki ki varsınız. varsın. İyi ki Siz de iyi ki. sanatçısın. İyi ki seminerlisin. Çünkü ben bu canlı yayınları yapmadan önce sizlerden karı koca çok şey öğrendim. Öğrendiklerimi paylaşmak istedim. Bu canlı yayınların esas amacı benim sizlerden öğrendiklerimi paylaşmaktır. İyi ki varsınız. Sağ olun, siz de İyi iyi ki ki varsınız. bizimlesiniz. Çok Yani teşekkür siz ediyorum. sanatçısınız diyor da ben sanatçıyım diyemiyorum, resim yapıyorum ama onu toplumun vereceği bir karar. Sanatçı mıyım, değil miyim? Zaman gösterir gerçekten. Ama resim yapıyorum. Çok tevazu sahibisin canım benim. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, iyi ki siz de var. İzleyenlere de çok teşekkür ediyoruz. Ben Bayağı bir de izleyicimiz vardı. Sonradan izleyenlere de çok teşekkür ediyoruz. Herkese Sağlıkla, teşekkür ediyorum. sevgiyle, neşeyle, güzellikle ve sanatla kalınız diyoruz. Hep Değil mi beraber hocam? sanatla kalalım. Evet, sanatla kalalım. Sanat güzelleştirir İsmail Gümüş'ün dediği Evet. gibi. Hoşça kalın. Oldu. Hoşça kalın. Teşekkürler dinleyenlere de, izleyenlere, herkese. Çok teşekkür.